Deneme 1-2. Evet, ziyaret günümüze. Hepiniz hoş geldiniz. İtfaiye Penny birazdan eğitim kulesinin çatısından iple aşağı inecek. Ama buradan hiçbir şey göremiyorum. Hadi daha yakından bakalım. Yani bu ipin arkasında mı durmamız gerekiyor? Evet, aynen öyle. Hemen yerine dön Norman. Unutmayın çocuklar, bunu sakın evinizde denemeyin. Harika. Acil bir durum var. Benim hatam. Şimdi de itfaiyeci Sam size Jüpiter'i tanıtacak. Pekala, önce kim geliyor? Ben. Pekala çocuklar, hadi atlayın bakalım. Bu harika. Tamam. Önce size bu düğmelerin ne işe yaradığını anlatacağım. Gerek yok. Onlara basarak kendim de öğrenebilirim. Hayır Norman. Bakabilirsin ama onlara dokunamazsın, tamam mı? Çünkü Jüpiter oyuncak değil. Eğer hiçbir şeye dokunamayacaksam o zaman bu ziyaret gününün ne anlamı var? Hadi gel James. Bence Jüpiter harika bir şey Sam. Şimdi de o sırada... Şimdi de sırada itfaiyeci Elvis ve radarın gösterisi. Hadi gelin çocuklar. Sırada kurtarma köpeği radarın gösterisi var. Hadi gidelim Norman. Ne anlamı var ki? Yalnızca ipin gerisinden izlemek zorunda kalıyoruz. Peki gerçekten heyecanlı bir şey yapmaya ne dersin bakalım? Tamam. Beni izle. Ama bizim buraya girmemiz yasak. Evet, ama bugün ziyaret günü değil mi? Jüpiter normalde döner tabloda duruyor ama Venüs de işimize yarar. Ne işimize yarar? Buna. İşte böylesi çok daha eğlenceli. Norman, Venüs'ü yanlış tarafa çevirip bırakamazsın ama Norman. Norman! Ben bu botun diğer eşini itfaiye merkezinin bir yerine sakladım. Şimdi de radar oldukça hassas koku alma duyusunu kullanarak o botu bulacak. Hadi getir bakalım oğlum. Hadi peşlerinden koş. İşte böyle. Çocuk oyuncağı gibi, gördün mü? Radar söylediklerini anlamıyor. Ona emir vermek gerekiyor Norman. Zaten vereceğim Mandy. Peşlerinden koş radar. Bilirsin işte, onları kurtar. Hayır, o tarafa gitme. Yakalayamayacağım. Ucuz atlattım. Baba! Baba! Sen iyi misin? Evet, ben iyiyim ama buradan çıkamıyorum. Keşke kapıyı tamir etseymişim. Hemen itfaiyeci Sam'i aramamız gerek. Olamaz. Telefonumu evde unuttum. Buldum. Radarı oraya göndereceğiz. Gidip yardım çağır radar. Bilirsin işte. Mani nani. Mike'ı kurtarmak için. Sam haklıydı. Radar harika bir kurtarma köpeği. Bir çoban köpeği olmaya uygun değil. Radar, sen burada ne arıyorsun? Mandy ile Norman nerede? Yoksa bir sorun mu var? Hemen itfaiyeci Sam'i arayacağım. Norman'la Mandy'nin başı dertte mi? Oh.
Radar flatların evine tek başına geri dönmüş. Helen çocukların başına bir şey geldiğini düşünüyor. Radar'ı tanıyorsan bu gerçekten ciddi olmalı. Helen'a Radar'ı bırakmamasını söyleyin. Yola çıkıyoruz. Gel bakalım. Pekala. Acaba Wooly nerede? Ha? Aha! Merak etme Wooly. Norma seni kurtarmaya geliyor. Ben burada hiç koyun göremiyorum. Norma! Dennis'in sesini duyuyorum. Norma! İmdat! Norma'nın ortadan kayboldu. Wooly'yi aramaya gittiğini düşünmüyorsun öyle değil mi? Oo, o koyunu ne kadar sevdiğini biliyorsun. Sakın korkma Dennis. Ben eminim Penny ile Elvis onu biraz da bulacaklardır. Ben burada kalıp sana destek olabilirim. Oo, teşekkür ederim Trevor. Ama Norma'nın bana ihtiyacı var. Ben de sizinle geliyorum. Tamam Dennis. Ama can yeleği giymek zorundasın. Beni denseme. Yardımına ihtiyacımız olacak. Norma Price akıntıya kapılmış olabilir. Sanırım kırlara doğru gitti. Pekala. O zaman ben burada kalayım bari. Lion'ı aramayı sakın unutma sen. Unutmam Bronwyn. Unutmam. Pekala. Herkes tekneye binsin. Sen buraya geç Lion. Sizi sağ salim eve götüreceğim. Anladınız mı? Pekala. Sıkı tutunun millet. Oh. Hey. Hey. Ah. Oh. Ah. Ah. İmdat. İmdat. Wooly. Geri dön. Olamaz. Tekne akıntıya kapıldı. Bölgeyi bir kez daha gözden geçirmeye ne dersin sen? Gerek yok. İşte orada. Bak. Sam'den Penny'ye. Norman Breakers kırlarında görüldü. Şu anda suda. Acele etmemiz gerek. Teşekkür ederim Sam. İmdat! 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 Anne! Anne! Oo, işte benim batık hazinem. Hadi gel bakalım Norman. Wooly nerede? Yavaş. Hayır, dokunma. Ne yapıyorsun? Kulakları yüzünden gördünüz mü? Benimkilerden bile daha büyük. Oh, ama bu saçmalık. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. It's been a bad, bad day from the moment I awoke. I lost my hat, tripped over my cat, and then my leg got broke. Ne? İtfaiye memuru Steel de kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış ama... Ama Sam'le Penny henüz dönmediler. Burada sadece ben varım ve hiçbir şey yapamam. Yoksa yapabilir miyim? Başı dertte olan insanlar var. Bir şeyler yapmak zorundayım. Ah, bakın. Aa, bu Elvis. Crittington mı? Görev için buradayım ve harekete geçmeye hazırım. Oo, en sonunda. Endişelenmeyin. Birazdan sizi oradan çıkaracağım. Trevor, bana büyük penseyi getirir misin? Venüs'ün arka tarafında. Tamam Elvis. Kadınlar ve çocuklar. Oh be,
benim küçük bebeğim. Oradan kurtuldum. Şimdi de beni annemden kurtarmanı istiyorum Elvis. Ah evet, harika. İşte bu kadar. Evet, bu olay ikimizin arasında kalsın, olur mu Clintington? Anlaşıldı itfaiye memuru Steve. Her şey yolunda mı? Oh evet, her şey yolunda. Elvis sayesinde. O bir kahraman Sam. Muhteşem bir itfaiyeci. İtfaiyeci Clintington, her zaman harekete geçmeye hazır Sam. Bacağı kırık olsa bile. Çekilin geldi itfaiyeci kahramanımız. İtfaiyeci, yolları açın. Katılın siz de SM'e. Bu işimizi görecektir. Kabul etmeliyim ki hiç de fena iş çıkartmadım. Baba! İmdat! Hemen itfaiyeci Sam'i çağırmam gerek. Mike Flood evinin çatısında asılı kalmış. Flood'ların evinde çatıda mahsur kalan biri var çocuklar. Clintington, sen burada kalıp kumanda masasını kontrol et. Sen merkeze kalırken ben göreve giderim. Venüs'ü ben alırım. Beni izleyin çocuklar. Tamam efendim. İşte kaskınız efendim. Oh, evet, doğru, tabii. Marketin içinde top oynamak konusunda sana ne söylemiştim Norman? Ama anne! Daha şimdiden brokollerimi dağıtıp turplarımı paramparça ettin. Hadi gidip parkta oyna. Tamam anne. Çabuk olun. Daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Telaşlanmanıza gerek yok bayanlar. Artık emin ellerdesiniz. Bu tür konularda yılların getirdiği bir deneyime sahibim ben. Harekete hazırım. Bu benim için söylenmiş. Artık marka indirmeye başlamamız gerekmiyor mu efendim? Ne? Evet. Kesinlikle. İtfaiye merdivenini yükseltmeye başla Penny. Önce Jüpiter'i sabitlememiz gerekmiyor mu efendim? Evet. Hemen sabitleyin. İşte bu harika. Ne? Ne? Olamaz. Kafam buraya sıkıştı. İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin bana lütfen. İmdat! Biraz sola. Sağa doğru. Yukarı gelip yardım edeyim mi Sam? Gayet iyi idare edebiliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sakın endişelenme Mike. Senin köz açıp kapayıncaya kadar aşağı indirmiş oluruz. Nedense bu bana yıllar önce bir ağacın tepesinde mahsur kalan koyunu kurtardığım günü hatırlattı. Evet. Norman! İyi misin tatlım? Ayağımı incittim anne. Yoksa yolunuzu mu kaybettiniz? Öyle de söyleyebiliriz Sam. Evet. Eğer yolunuzu kaybetmediyseniz... Norman Price! Yoksa sen hile yapmıyorsun değil mi? Söyle. Yapıyordum anne. İpleri çözemiyorum. Ve yanımızda telefon da yok Dilas. Yürüyerek devam etmek zorundayız. Ne? Ama bu haftalar sürebilir. Şu anki durumumda elbette hayır Norman. Hadi gelsem. Biz yürümeye devam edelim. Cut Price marketine gelin, keyifli alışveriş edin. Cut Price marketine gelin, keyifli alışveriş edin. İspiyoncu. Sahtekar.
Ve birazdan yarışmacıları görmeye başlayacağız sanırım. Elvis ve Mike'ı Sarah ile James hemen peşinden takip ediyor. Ve ne? Sen ne dediniz? Yanlış görmüyorsam kafa kafayalar. Her şey foto finish belirleyecek. Ama bir dakika Bulut anne. İnanamıyorum. Sam ve Dylan's üç ayaklı hız makinesi gibiler. Bu nasıl bir sürpriz? Başardılar ve yarışı kazandılar. İkiniz de harikaydınız Dylan's ve Sam. Ödülümüz beklemek zorunda efendim. Ormanda acil bir durum var. Ne dedin? Norman yürürken bileğini burktu. Tom'a helikopteriyle sizi orada karşılamasını söyleyeyim. Pekala Norman, şimdi ufak bir yolculuk yapacaksın. Sağ ol Sam. Ama bu haksızlık. Norman hile yapıyor ama helikopteri binen o oluyor. Bir dakika. Hadi atla Mandy. Harika. Evet, sen haklıydın Norman. Günün sonunda bu ödülü parlatacağımı söylemiştin. Aferin sana anne. Yarışta neden hile yaptığını asla anlamayacağım Norman. Haklısın anne. Kendine inanmak zorundasın. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmelisin. Tamam anne. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmek mi? Özür dilerim canım. Evet anne. Sam, bunu yapabileceğimden pek de emin değilim. Cridlington, görüyorum ki eğitimdesin. Aferin sana. Merak etme Elvis, çok kolay. Evet, yalnızca Tom'a baş parmağınla işaret edeceksin ve sonra da yola çıkacaksın. Nasıl? Yani böyle mi? Burası çok yüksek. Uçağını biraz daha ilginç şekilde uçuramaz mısın James? Çok sıkılmaya başladım. Ama ben böyle uçurmayı seviyorum. Ama birkaç küçük dönüş yapabilirsin. Bırak da sana göstereyim. Hey! Şunu izle. Sen ne yaptın Norman? Aslında böyle olmaması gerekiyordu. Tabii ya. Peki uçağım ne olacak? Merak etme. Oraya çıkıp uçağını alabiliriz. Hayır Norman. Dallar çok yüksek. Hayır. Ama bunları kullanırsak yüksek değil. Eğer bu küçükleri üst üste koymayı başarabilirsek böylece en alttaki dala ulaşmayı başarabiliriz. Bunun güvenli olduğuna emin misin? Kesinlikle. Söyler misin uçağını oradan başka nasıl almayı düşünüyorsun? Yine de burası pek güvenli değil. Şimdi oraya gelip sana yardım edeceğim. Burası gerçekten çok yüksek. Neden senin söylediklerini dinledim ki Norman? Aşağı bakamam. Elvis, eğer bakamazsan o zaman Dolly'yi kurtaramazsın. Ellerini hemen gözlerinin önünden çek Cridlington. Çok komik görünüyorsun. Beni aşağı indirin. İmdat! İmdat! Hiç faydası yok Norman. Tom şu anda kurtarma merkezinde değil. Hem helikopterini itfaiye merkezinin üzerinde görüyorum. Buldum, buldum. Aklıma iyi bir fikir geldi. Hayır Norman. Senin fikirlerinden bıktım artık. Bu kez kendi fikrimi yapacağım, evet. O zaman acele et, kollarım acımaya başladı. Yanında bir yetişkin olması gerek. Hadi, yarın yeniden denize açılırız. Nihayet hazır. Evet, şu güzelliğe baksana. İtfaiye memuru Steel. Elinizdeki şey ne öyle? Hani? Bu mu? Bu bir uçurtma. Evet, yeğenim için yaptım. Evet, yeğenim için. Anlıyorum efendim. Demek yeğeniniz için. Öğle yemeği 1,5 saate kadar hazır olur. Bu 1,5 saat bana yeter. Çok üzgünüm Norman. Ne yazık ki seninle birlikte gelemem. Lütfen.
Olmaz. Gördüğün gibi bunu cilalamam gerekiyor. O olmadan denize açılmak güvenli olmayacaktır. Ya teknemin dümeni aniden kırılıverirse ne olacak? Başka bir dümene ihtiyacım olur. Oh, ben dümen kullanmayı biliyorum ama. Oh, keşke beraber denize açılıp sana gösterebilseydim. Uç bakalım güzelim. Ah, burada yeterince rüzgar esmiyor. Uçurtmamı Flutter'ın evinin yanındaki kırda uçuracağım, evet. Kayığı çok iyi kullandım anne. Peri de öyle söyledi. Öyle olduğuna eminim Norman. Sen doğuştan denizcisin. Şunu dinle. Rüzgarın sesini duyuyor musun? Bu rüzgar denize açılmak için harika olur. Hey, neden seni tekneyle gezintiye çıkarmıyorum? Sen bir yetişkinsin. Beni yanımda bir yetişkin olursa gidebileceğimi söylemişti. Lütfen anne, lütfen. Dikkatli ol Norman. Ben ne yaptığımı biliyorum anne. Üzerime su sıçratıyorsun. Norman. Telaşlanma. Şimdi yelkeni açma vakti geldi. Yavaş ol. Tepetaklak olacağız. Hayır, olmayacağız. İşte. Gayet güzel kullandım. Sana iyi olduğumu söylemiştim. Yana yatıyoruz. İmdat. Yana yatıyoruz. Merak etme. Biraz daha kürek çekersen bu tekneyi sabitler. Bana ne yaptırdığına bakar mısın anne? Norman, beni geri götür. Bundan hiç hoşlanmadım. Midem bulanıyor. Hayır, bir türlü anlayamıyorum. Uçurtmam neden uçmuyor? Evet, yeterince rüzgar var. Yardıma ihtiyacınız var mı Sayın Memur Sıcı? Benim mi? Hayır, yardıma falan ihtiyacım yok. Hayır, ben sadece uçurtmayı deniyordum. Neler yapabileceğini göreyim dedim. Ben size gösterebilirim. Ne yapıyorsunuz efendim? Bu eski bir itfaiye memuru uyarısıdır Crinlington. Siz o kadar yaşlı değilsiniz efendim. Eski bir tekerleme demek istemiştim. Yıllardır nesilden nesile aktarıldı. Eğer rüzgar batıdan eserse bir itfaiyeci asla dinlenemez. Tetikte ol. Eğer rüzgar sert esiyorsa yapacak çok şey var demektir. Çok akılda kalıcı bir söz. Rüzgar batıdan eserse tetikte ol, bitmez işler. Crinlington! Sem'in izinde olması zaten yeterince kötü. Geri kalanlarımızın iki kat çalışması ve önümüzdeki hareketli güne hazırlıklı olması gerek. Emredersiniz itfaiye memuru Steel efendim. Sanırım bu fırça işimi görecektir Dilos. Mükemmel bir seçim. Pekala, az önce bugün ütü yapacağını söyledin, doğru mu duydun? Evet, doğru duydun. O zaman sana yeni ürünümüzü tanıtmalıyım. Ütü yaparken giysilere ferahlık veren kır kokulu yaz spreyi. Şunu bir izle. Ne kadar güzel kokuyor. Sen de koklasana. Merhaba Sera. Benimle birlikte gelip arka tarafta muhteşem bir şey görmek ister misin? Tamam. O zaman benimle gel. Bir dakika, önce Nipur'u bağlayacak bir yer bulmalıyım. Bu Mike. Sanırım başı dertte. Londra'nın büyük alevleri adına. İmdat! İmdat! Beni aşağı indirin. Dayan Mike. Merdiveni getirmem gerekiyor. Neler oldu? İmdat! İmdat! Merak etme. Onu yakaladım Sam. Harikaydın Trevor. Daha fazla dayanamayacağım Sam. Mike! Sen iyi misin? Evet, ben iyiyim. Gayet iyiyim. Sem'in sayesinde. İşte buna çok sevindim. Peki su sızıntısını tamir etmeyi başarabildin mi? Evet.
Ne düşünüyorsun? Hepsi bu kadar mı? Hayır. Elbette hepsi bu kadar değil. Mike'ın yalnızca bir fincan taze sıcak çaya ihtiyacı var. Eğer çay yapacaksan ben de bir bardak alabilirim Dios. Burası ateşlemek için harika bir yer, öyle değil mi? Umarım. Etrafta kimse yoktur. Yalnızca sen, ben ve fişek varız. Tehlikeli olmadığından emin misin Norman? Mandy, annem gibi konuşmaya başladın. Bu fişek insanları kurtarmak için yapılmışsa nasıl tehlikeli olabilir ki? Sanırım haklısın. Ne? Olamaz. İp sıkışmış olmalı. Evet. Kıpırdayamıyorum. Sakin ol Penny. Tek yapman gereken Tom'a haber vermek. Pekala Penny. Anlaşılan biraz daha sesli şekilde haber vermen gerekecek. İmdat! İmdat! Biri bana yardım etsin. Tek yapmam gereken bu düğmeye basmak ve... Hadi durma Mandy. Bas şuna. Hayır. Demek bunu yapamıyorsun. Çünkü korkuyorsun. Nedeni fişeği ateşleyemeyeceğimden korkman falan değil Norman. Yalnızca bunu yapmak istemiyorum. Beceriksiz olduğumu düşünmen umurunda değil, anladın mı? İmdat! Duydun mu? Biri bağırıyor. İmdat! İmdat! Burada kaldım. Ses uçurumun oradan geliyor. Hadi. İmdat! İmdat! Yukarıda! Bu Penny! İyi ki buradasınız çocuklar. Burada kaldım. Birimizin koşup yardım çağırması gerek. Bir dakika. Sen elinde ne tutuyorsun Mandy? Bu bir fişek. Ne? O oyun oynanacak bir şey değildir. Az önce bulduk. Ve şimdi de itfaiyeci Sam'i vermeye gidecektik. Aferin sana. Ama şu anda o fişeğe ihtiyacım var. Mandy, onu yukarı bana doğru fırlatır mısın? Ben mi? Tamam. Harika atıştı Mandy. Vay canına! Vay canına! Buna gerçekten inanamıyorum. Nerede? Nerede bu fişek? Fişek? Uçurumun oradan geldi. İtfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Uçurumdan bir yardım fişeği fırlatılmış. Tom bir yardım fişeği görmüşsem, uçurumda birinin başı dertte. Tom helikopteriyle sizi orada karşılayacak. Anlaşıldı efendim. Eğitime başlamaya hazırız. Olamaz. Hayır. Yardım edin. Ben sıkışmış bir kapının ardında kalmış küçük bir çocuğum. Pekala. Çocuk yapmamız gereken ilk şey çocuğu şimdi sakinleştirmek. İmdat. Biri bana yani panik etsin. Yapmasına engel olmamız gerekiyor. Anlatabildim mi? Gelse. Her şeyden önce çocuğu sakinleştirmeye çalışmamız gerek. İmdat. Affedersin sen. Ama seni duyamıyorum. Ben de duyamıyorum. Nasıl gidiyor çocuklar? Çok iyiydiniz efendim. Ama biraz yüksek bağırmış olabilirsiniz. Ama ben zor durumda kalmış zavallı küçük bir çocuğum. Elbette bağıracağım. Şimdi mızmızlanmayı bırakın da beni kurtarmaya çalışın artık. Buldum. Ana vanadan suyu kapatmam gerekiyor. Evet. Bakalım borunun vanası nerede? Su vanası üst kattaymış. Buldum. Boruyu bantla yapıştıracağım. Olamaz. Bantı elimden çıkartamıyorum. Suyu boşaltmak için şu kovayı kullanabilirim. Olamaz. Kapı kolunu daha önce tamir etmem gerekiyordu. Şimdi burada mahsur kaldım.
Bir patates, iki patates, üç patates, dört, beş patates, altı patates ve yedi patates. Dört tanesi kızartma. Evet, harikaydın Dilis. Çok garip. Elvis'le büyük düetine hazırlanmak için Mike'ın şimdiye kadar gelmiş olması gerekiyordu. İsterseniz bir şarkı daha söyleyeyim. Belki de gidip Mike'a göz atsak daha iyi olur. Kilerdeki sızıntıyı tamir ediyordu. Oo, sanırım sızıntı biraz artmış Branwyn. Ama kapıyı açamayız. Mike'ın kapı kolunu tamir etmesi gerekiyordu. Branwyn, sen misin? İmdat! Yardım edin! Kilerde Leon'la birlikte mahsur kaldım ve burası hızla suyla doluyor. Leon mu? Hemen itfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. İyi ama şimdi ne yapacağız? Trevor'ın az kalsın çarpacağı hayvan belki de o vahşi hayvanın ta kendisiydi. Hiç komik değil Norman. Sakın korkma James. Birileri bizim dönmediğimizi fark edecektir. O halde tam olarak acil durumla karşı karşıyayız diyemeyiz Branwyn. Özür dilerim Sam. Keşke Laya'nın durmadan böyle kaçıp gitmesini engellemenin bir yolu olsaydı. Kedilerin birkaç günlüğüne kaçması pek de nadir bir şey değildir. Her yere gitmiş olabilir. Dışarıda. Hem de tek başına. Bak, Lion için gözümü dört açacağım. Eminim acıktığı zaman eve geri dönecektir. Evet, evet doğru söylüyorsun Sam. Oh, açlıktan bahsetmişken ikizlerin akşam yemeğini hazırlasam iyi olacak. Ormana yaptıkları okul gezisinden dönmek üzredirler. Oh, işe yaramıyor. Eğer böyle devam edersem aküyü bitireceğim. Ben eve gitmek istiyorum. Peki ya kimse gelmezse? Hem de hiç. O zaman yemek olarak ne yiyeceğiz? Oh, ben aç kalınca çok sinirli olurum. Geriye yapacak tek bir şey kalıyor. Gidip buraya yardım çağırmam gerekecek. Hava daha fazla kararmadan. Ama Trevor, oraya tek başına gidemezsin. Peki ya yolda kaybolursan? Ya da vahşi hayvan seni yerse? Ama doğaya hazırlık kitabımda asla yolda kalmış araçtan ayrılmayın yazıyor. Hep birlikte kalın ve birlikte yardım bekleyin. Birinin bizi bulması saatler sürebilir Sera. Ve ben çok acıktım. Lion dönmedi. Sera ile James de hala dönmedi. Herkes nereye kayboldu? Oh, sadece kuşmuş. Oh. Merhaba. Merhaba. Kim var orada? Sakın korkma Trevor. Oh. Oh. Çamura saplandım. Bataklıkta mahsur kaldım. İmdat! 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 Merhaba tatlım. Hala Lion'dan haber yok mu? Sorun yalnızca Lion değil Charlie. Okul otobüsü ormana yaptığı gezisinden henüz geri dönmedi. Ama şimdiye kadar çoktan gelmiş olması gerekirdi. Hemen itfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Oo, ne kadar güzel değil mi? Ve bıraktığı şu koca deliğe bir bakar mısın? Peki çürük bitkileri çapalayacak mısın baba? Çünkü sen demişti ki... Şimdi olmaz Mandy, çok meşgulüm. Çiçek ve sebze gösterisinin başlama vakti geldi artık. Oh, şuna bir bakın. Oh, bunu üzgünüm muhteşem domates ama artık birincilik ödülünü kazanabileceğini sanmıyorum. Herkese tünaydın millet. Pekala. Benim domates bitkim nerede Elvis? Onu kurumaması için gölgelik bir yere koydum efendim. Oo, iyi düşünmüşsün Kurt Langton. Herkese merhaba. Tereotuyla hardalı nereye koyuyoruz Mike? Buraya koy lütfen Branwyn. Acaba
Sam seçmeleri ne zaman yapacak? Az önce itfaiye merkezindeki hortumları sarıyordu ama birazdan burada o olacaktır. Pekala, herkes toplansın. Çiçek ve sebze gösterisine hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Bugünü hazırlamak için çok zaman harcadım ve gurur duyarak baba, söylüyorum ki... Baba, çürük bitkiler. Sözümü kesme Mandy. Gururla söylüyorum ki hepsi sıkı çalışmalarımın ve... Baba, bak, yangın çıktı. Buna inanamıyorum. Ah, itfaiyeci Sam'i arayalım. Ah, flatlarda çürük bitkiler alev mi almış? Yalnızca sen ve ben varız Sam. Diğerleri çiçek ve sebze gösterisine gitti. Ve biz de oraya gidiyoruz Penny. Geri çekilin millet. Bu işi profesyonellere bırakın. Sam ve Penny buraya geliyorlar. İşte geldiler bile. Bozuk para doludur. Yeni bir kaykay almama yetecek kadar hem de. İşin sırrı rahat olmak ve eşit sıçramalarla aşağı doğru kaymakta. Çok hızlı inmemek için bu özel halatı kullanacağız. Epey de yükselmiş değil mi Elvis? Beni asıl düşündüren aşağısı. Evet. Evet. İlk kim? Yolu göster Tom. Aferin sana Penny. Evet, çok güzel. Aferin sana. Evet, sıra kimde? Sıra bende şefim. Aferin sana Sam. Evet, çok iyiydi. Evet, Cridlington beni gururlandır. Sandviç Norman. Önce etrafı gezmek istiyorum. Ama sandviçini yemezsen büyüyüp güçlü bir adam olamazsın ki. Hayır anne, ben etrafı şimdi gezmek istiyorum. Şu Norman yok mu? Nasıl da sabırsız. Al bakalım Trevor, yengeç ezmesi. Aslında Dilis, ben nasıl hayır diyebilirim ki? Tek yapmam gereken şey aşağı inmek ve bozuk paraları almak. Ve sonra da merhaba kaykay. Oh, güzel. Demek kuruymuş. Çok da derin değil. Biraz zor olacak. İmdat! Anne! Endişe etme Elvis. Bir şekilde düşe kalka öğreneceksin artık. Affedersin, yanlış bir kelime kullandım. Rahatlamanı sağlayacak bir şeyler düşünsen ya. Çok sevdiğin bir şey mesela. Şarkı söylemek. Şarkı söylemeyi severim. Evet, bak onu unutmuşum. Şu an duruyorum burada. Bakıyorum aşağıya. Sıkı tutacağım şapkamı. Olur da düşersem... Hayır. Evet, bence bu işe yaramıştır. Bir tane daha versem. Norman nerede kaldı böyle? Umarım bir şey yoktur. Kesin saklanıyordur. Küçük oyunlarından biri işte. Onu bulmamızı istiyor. Norman! Norman Price! Uzakta olamaz. Şuna baksana. Gerçek bir ateşte kimse başa çıkamaz, öyle değil mi? Anne!
Affedersin. Hadi bu tarafa gelin Diriz. Benim barbekümle böyle sorunlar yaşamazsınız. Şunu izleyin. İşte bu kadar duman yok ve pişirmeye çoktan hazır. İşte bu çok daha iyi. Merak etmeyin, duman birazdan gidecektir. Bu kral karidesler nefis görünüyor. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Merak etme dostum, karidesler birazdan pişmiş olacak. Bu koku da ne böyle? Sosisler. Gördün mü? Düzgün bir barbeküde pişen sosislerin kokusuyla bile başa çıkamazsın. Trevor. Belki de Pontypandy'nin barbekü şampiyonu sensin. Kral karideslerimin tadına kim bakmak ister? Güzelce piştiler ve yenmeye hazırlar. Ne kadar hızlısın Tom. Evet. Çok lezzetliler. Sosisler hazır. Vay canına. Bu gördüğünüz bir mutfak tüpü. Bazı barbekülerde kömür yerine gaz kullanılır ve o lezzetli kızartmalık sosisleri pişirirsiniz. Mutfak tüpünü ateşten uzak tutmanız gerekmiyor mu efendim? Çok haklısın Sam. Eğer tüp fazla ısınırsa patlayabilir. Barbeküye gitme vaktimiz daha gelmedi mi efendim? Evet. Pontypandy'nin barbekü şampiyonu kim? Buna karar vermek o kadar zor ki. Ben hala çok açım. Belki birazcık daha yesem iyi olur. Böylece hangisinin daha lezzetli olduğuna karar verebilirim. Biz de yemek istiyoruz. Gerçekten çok acıktık. Merak etmeyin Bronwyn. Trevor sosislerini pişirene kadar size çoktan kral karidesleri pişiririm ben. Bunu göreceğiz bakalım. Şimdi gazı biraz daha açıyorum. Böylece daha hızlı pişirebilirim. Vay canına. Bu çok akıllıca bir şey. Akıllıca falan değil. Tek yapman gereken barbeküye biraz daha kömür eklemek. Böylece ben daha hızlı pişirebilirim. Benim için hiç sorun değil. Ben de gaz açabilirim. Hem de en yükseğe. Ben de bütün kömürü tek seferde boşaltıyorum. O zaman sana pişirmeyi göstereceğim. Pontypandy'nin barbekü şampiyonunun kim olduğunu birazdan göreceksin. Dostum, sanırım barbeküye gereğinden fazla kömür atmışsın. Olamaz. Hemen geri çekil Norman. İtfaiyeci Sam'i arasak iyi olacak. Trevor Evans'ın barbeküsü bir ağacın alev almasına neden olmuş. Piknik alanında bir barbekü kazası yaşanmış. Umarım hepiniz bu sabahki dersi dikkatli dinlemişsinizdir. Sakın bir adım daha atma Norman. Senin o roket saçmalığını gerçekleştirmene izin vermem. Ama bu çok kötü anne. Çünkü roketin fırlatma düğmesine senin basmanı çok istiyorum. Benim basmamı mı istiyordun? Doğru duydun. Tıpkı gemi yöneten bir kraliçe gibi. Kraliçe gibi mi? Benim için zevk. Herkes nerede kaldı anlayamıyorum Elvis. Herkesin Flat Flyer'ı göğe yükselirken izlemek isteyeceğini düşünmüştüm. Belki biraz daha bekleyebiliriz. Ne yazık ki daha fazla bekleyemeyiz Elvis. Jüpiter, Venüs, Helen ve ambulansıyla buraya geldik. Ya başka bir yerde acil bir durum olursa ne olacak? Merak etme baba. Birazdan burada olacaklarına eminim. Roketin beklediğim kadar büyük değilmiş. Her neyse, geri çekilin millet. Hadi anne, şu düğmeye basacaksın. Bundan sonra bu roketin adı şöyle olsun. Pontypandy 1. Havalanışı kutlu olsun. Nasıl gidiyor? Baksanıza. Sen gerçekten zeki bir çocuksun Norman. Peki acaba küçük paraşüt ne zaman açılacak? Paraşüt mü? Ne yani? Aşağı ineceğiz ama paraşüt açılmayacak mı? Hayır. Norman Price. Roket ana yola doğru ilerliyor. Çabuk. Herkes kalsın. Ana yola doğru. Bayan Price'ın dükkanı. Hadi gidelim. Hemen yardım çağır. Hemen itfaiyeci Sam'e haber vereceğim. Ne? Kontrolden çıkmış bir roket ana yola doğru mu ilerliyor dedin?
Cevap versem ana yola doğru ilerleyen bir roket var. Ayrıca bu bir eğitim çalışması değil. Biz geri gelene kadar sakın roketi ateşleme Mike. İyi ki önceden çalışma yapmışız değil mi Elvis? Evet. Peki bu roket nereden geldi dersin Sam? Yoksa uzaydan mı? Bu işte Norman Price'ın parmağı olduğundan eminim. Oh, olamaz. Dükkanım. Norman, şu yaptığına bir bak. Geldi yardım çağrısı. Sen hep sakin ve hızlı. Başın derde.